أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Gelirken dairemden çıkıp aşağı inerken tam kapıyı kapatıyordum. Kalbime gelen bir manayı size söyleyeceğim. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Yani kime bakıyor bilmiyorum. Artık kime hitap ediyor bilmiyorum. Mevzumuz onunla alakalı değil. Fakat kimin işine yarayacaksa alsın. Denildi ki, dertlerini çözme zamanın yok, onunla uğraşma. Dertlerini çözmeye uğraşırsan dermanlarını kaybedersin herhalde. Bilmiyorum. Cümle öyle değil. Cümle aynı şöyle. Şey getirir misin sana zahmet? Şunu anahtarı vereyim. Ondan sonra şey. Psikoloji defteri bu yanlış geldi. Tamam. Bir daha söylüyorum. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Yani kime ait derken. Tamam. Yani kime ait derken, kim dinliyorsa, dertlerini çözmeye uğraşma, zamanın yok. Peki, ben ne anladım? Şimdiki zamandaki dermanı kaybedersin, dertlerle çözmeye uğraşırken boğuşmaya giriyorsun, girme. Tamam. Vallahi nasıl anlarsa, kim ne anlarsa, belki de bize hitap etmiyor buradakilere. Sayfa kaç? 118 miydi? Evet, çok antika bir yer. Mukaddeme, hakikatin keşfine mani olan, hakikatin keşfine mani olan sebepleri sayıyor. Geliyor. Tamam. Arzu-i hilaf. Arzu-i hilaf. Yani adam şöyle bir şey anlatırken ona, ya hemen kurulmuş saat gibi, kamera gibi hemen muhalefet etme ihtiyacın duyuyor. Daha sonunu getiremedim yani. Veya o konuşmayı duyup da acaba bana bakıyor mu bakmıyor mu hiç sorgulamadan hemen muhalefeti geçiyor. Bu manidir. Nereye mani? Hakikatin keşfine manidir. İki, iltizam-ı muhalif. Yani ya keşke. Hani mesela günah işleyen ve tilatlı olan insan cehennemi inkara meyilli olur. Sonra taraftar-ı nefis cihetiyle asılsız evhamını bir asla irca etmek de kendini mazur göstermek. Mesela evhamın aslı yoktur. Arkadaşlar bu ders böyle bir ders ortamındayız da ders kültürü için gelmişiz de. Bana geliyor ki bu ders değil ki. Bu yapılanma, inşa. Şöyle, bir tanesi bana dedi ki bugün, abi enfus diye bizi somuttan, realiteden, gerçekten, şu dünyadan uzaklaştırmıyor musun? Bak sen geldin bunu söyledin. Ali öyle mi? Arkadaşlar, enfus demek, içe aslı dönmek, bu seyahat demek, her şeyin aslı olan kaynağı esma yoludur. Yani mevcudatın içindeki, resmin içindeki detaylarla boğulmuyorsun, aslına geliyorsun. Her şeyin kaynağına gidince kaynaktan bakıyorsun. Allah canibine bakma özelliğine
sahip oluyorsun. Allah canibinden kudretin azameti altında bakma yetisi ve yetkisine sahip oluyorsun. Şimdi demek ki aslısız evhamını bir asla, evham neydi? Aşağıdan yukarıya elim olsun. Olmayanı var göstermek. Dimadadır o da. Şüphe. Tamam? He? Şüphe. Şüphe değil. Şüphe değil. Vesvese kalbin etrafındaki lümen şeytaniye denen elim yukarıda aşağı iniyorum. Varı yok gösterir. Vesvese ve şüphe ha doğru. Evet. Şüphe. Yoku var gösteriyor şüphe. Varı yok gösteriyor vesvese. İkisinin kaynağı nedir? Nereden çıkıyor? Yani hangi zafiyetimizden kaynaklanıyor bu iki nokta? Günahlar. Günahlardan. Nerede yazıyor bu? İkinci lema. İkinci lemada. Sayfa 8'de. Sayfa 8'de. En alt paragrafta abi. En alt Allah'a ekber. Maşallah. Vallahi tebrik ederim. Yalanlardan tebessüm. Toplanın. Evet. Tabii o zaman keyif geliyor bize de. Hadi bakalım. Elhamdülillah. Yani sistemin işlevini, işleyini, işleyişini böyle anladıkça bana da keyif veriyor. Sistem böyle çalışıyor. O zaman ne kadar şükretsek azdır böyle bir şeyleri Allah bize ikram ettiği için. Yani ne kadar. Sistem çalışıyor. Bil ki yoku var gösteriyorsa vehim. Varı yok gösteriyorsa vesvese. Vesvesenin mantığı işlevi budur. Yani şeytan böyle çalışır. Şeytan vücudu Adem'e dönüştürür. Yani abdestliye abdestin var mı der. İmanlıya imanını sorgulattırır. Sihatlıya hastasın kanser olabilirsin. O kanser belki de. Hiçbir zaman imansıza imanın var mı demez. Gider öğrenir imanı eder, elde eder. İmansıza demez. Şimdi ama imansıza dese ki ya imanı yok biliyor musun? İşte gider adam imanı elde eder. Şeytan işine gelir mi? Şimdi abdesti olmayana git abdestin var falan hakikaten alacak ya. Abdestsiz olana abdestin yoktur demez. Aptal değil o kadar. Aptallar şeytan olmaz. Var olan şeyden şüphe etmeye gerek yok yani abi. Şimdi mesela var olandan yaptırıyor. Sen diyor ki, abdestin yok. Vallahi altına imza atıyorum. Günah bana ait. Abdestin var senin. Çünkü varın üzerine kurulmuş. Şeytan gerizekalı mı? Olmayan abdestine, ya senin abdestin var mı falan. Hakikaten yok. Gidip alacaksın. Uyandırır mı adam? Bak sistemin işlevine bakın. Bunun hakkında 10 saat konuşabilirdim vesvese. Bitti kardeş bunun. Yer yer zikretmiyorum ki, bir şey olsun. El tekrar asen. Kafaya yerleşsin. Melefkanı siksin demeyeceğim. Sonra müşteri nazarı gibi yalnız aybini görmek. Müşteri mesela kalem alacak. Satıcı şöyle diyor. Abi şuraya bak burası da açılıyor. Bu şöyledir böyledir. Tamam güzelliğini anlatıyor müşteri. Şey satıcı. Abi şurası da böyledir. Bak renklidir. Hoşuna gider çocuklar. Böyle tutması da var. Masada kaymaz çünkü köşelidir falan. Alıcı da şimdi ne yapar tam tersine? Tamam ama burası oynuyor ya. Burası da çizilmiş yani. Hep kusur arar. Müşteri eşe, hakikaten ya çok güzel, doğru söyledin satıcı. Der mi alıcı? Çok iyi söyledin ya, hakikaten almam lazım benim ya. İyi ki söylüyorsun bunlar demez. Öyle ama öyle de değil ya, biraz büyütüyorsun ya. Bu plastik işte, bak işte kırılabilir, eğiliyor işte ya. Müşterinin özelliği, ayıbı görür. Satıcı ise devamlı iyiliğini gösterir. Vesvese beyinde de kullanın. Şeytan satıyor. Tamam, şöyledir, böyledir, değildir öyle. Müşterinin nazarı gibi yalnız meaibi görmek, kusur görmek, çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak. Mahane, hakar etmiş. Emirlerden nefsini tecrit ile yani bu tür şeylerden elinden geldiği kadar uzaklaşırsan, şartıma murat edebilirsen huzuru kalb ile dinle diye devam ediyor.
Yani ben size aşure, onu anlatmadım. Aşure gibi ders yapmak istiyorum. Bunu geçtik, bunun devamı yok. Başka? Farklı farklı olacak. Söylenene bak. Söyleyene bakma. Söylenmiştir. Bir daha söyleyeyim. Söylenene bak. Söyleyene bakma. Söylenmiştir. Bu pek doğru değildir. Ha bu nerede? 110. Sen çevirebilir misin? 110. 111. Fakat ben de derim, kim söylemiş, kime söylemiş, ne için, ne içinde söylemiş, ne için söylemiş. Söylenene bak, söyleyene bakma, söylenmiştir. Fakat ben de derim, aslı o değil diyor. Kim söylemiş, kime söylemiş. Bak bütün kavgalar bunun içinde ha, evde. İftiralar bunun içinde. İftiralar bunun içinde. Yalanlar bunun içinde. Suizanlar bunun içinde. Tecessüsler bunun içinde. Mesela bir şey söyleyeyim size. Bir insan 200 barla da söylüyor. Gözüyle görmüş 4 tane şahit getiremeyip birisi hakkında bir günah istinad ediyorsa Allah'ımız diyor ki o merdudu şahadettir. Şahadetini reddediniz. Ebedi olarak onun şahadetini kabul etmeyiniz. Bu adam böyle bir şey yapan adam mahkemeye gitse İslam şeriatında şahitliği kabul edilmez. Ebedi olarak ya Allah söylüyor. İki, nikahta şahitliği kabul edilmez. Sözüne güvenilmez. Ben uydurayım. Bu şu andaki benim uydurmam olacak. Parantez açıyorum. Şeriata isnat etmeyin aşağı. Madem nikahta şahitliği kabul edilmiyor, mahkemede şahitliği kabul edilmiyor, sözü müteber değil, ona kız da verilmez. Bu bana ait. Kime? Bir Müslüman kadına veya kişiye. Gözüyle görmüş 4 tane şahidi getiremeyen kişinin bir şahıs hakkında böyle yaptı diye ileri geri konuşan bu bir, birinci kaynak. İkincisi de bunun gibi. Ne? Ne dedi? Öyle mi ya? Tabii yazıklar olsun. Bak şöyle. Bu nakleden hani ağaçları birbirine dölleyen arı gibi çiçek alıyor oradan oraya konarken oraya alış aşılıyor. O da aynıdır. Size birisi böyle getirdi diyorsa adın gibi inan. Hiç başkasının sözünü sana getiren hevallahi şeriatta öyle geçiyor. Bu şeriattan söylüyor. Senin sözünü de ona götürecektir. Böyle bir tiptir. Bu acaba ya benim arkadaşımdır falan sen de öyleysen sen de güvenilmezsin. Sen de kendine güvenme. Şimdi bunları çözüyor. Üstad diyor ki böyle olmaz diyor. Kim söylemiş? Bunu kim söylüyor? Kime söylemiş? Bak çözün evinizdeki sıkıntıyı çözün. Hanımınız hakkında itham yapılıyor. Başkasının hanımına itham ederken iyi oluyor. Senin hanımına itham yapılsa ne olur? Peki sen böyle bir kusur yapsan bilinmesini ister miydin? Niye başka birisinin günahını kusurunu bilinmesini istiyorsun? Bak, kim söylemiş? Ne olur ya bunu şu anda kafanızdaki o soruyu çözün. Bu akşam onu çözeceğiz ya. O var ya kafandaki, kim söylemiş? Bak bakayım, karaktersiz bir adam. Ya doğru dürüst bir adam. Kim demiş, Hasan mı demiş? Kime söylemiş peki? Ne içinde söylemiş ya? Ne anlatırken koymuş içine? Ne için söylemiş peki? Bunu söylediği sözü gibi dikkat etmek, yani bir tane zındıkların, Yahudilerin bir sözü var ya, üzümünü ye, bağını sorma. Kafirlerin sözü. Ne yersen ye kardeşim ya. Nereden gelmiş? Nereden bakıyorsun? Ne bağını soruyorsun?
Yani çalmanın ifadesi olduğu için. İsrailiyattan girmiş içeriye. Bekle, Allah bekle. Yapanlardır bunlar. Tamam mı? Bekle, Allah bekle. Bekle, Allah bekle. Biraz hızlandırılınca anlaşılmıyor. Allah bekle diye bunu çıkartanlar çıkarttır. Üzümü niye? Helal mı haram mı? Caiz mi değil mi? Sorma kardeş, üzümüne bağını sorma. Tövbe estağfurullah. Niye söylenecek Müslüman böyle olur mu kaynaksız bir şey dedi? Ne için söylemiş? Söyledi sözü gibi dikkat etmek, yani sözüne nazar sifetme, o gelen söze dikkat etme. Kim getirmiş bu haberi? Senin hanımına isnat eden kim bu? Niçin hanımına sana dayandırıyorum? Ancak hissiyatımız uyanır. Başkasına yapılan itham böyledir işte. Sen ancak ciz edince bize, o zaman anlıyoruz. Bize dayanınca anlıyoruz. Senin kızına yapınca bacına yapılsaydı? Bacına yapılsa nasıl olur? Veya bir erkeğe isnat edilen iftirayı sana yapılsa nasıl olur? Söylediği gibi, söylediği sözü gibi dikkat etmek belagat noktayı nazarından lazımdır, belki elzemdir. Ya usta, acayip bir şey. Naci, felsefe mi bu? Hayatın kendisi çok hoşuma gidiyor. Usta, tuhaf bir adam ya. Başka bir yer, yüzünü bir aç. Bugün değişik. Yüzünü bir sen aç. En aşağıdaki işareti alacaksın. Cehli mürekkebi intihac eden, cehli mürekkebi intihac, netice veren neymiş? Cehli mürekkep neydi? Ya onu bilelim. Bilmez, bilmediğini de bilmez. Ha, bilmiyorum. Bilmediğini de bilmiyorum. Haddini bilmez demektir. Haddini bilmeyen hududunda kalamaz. Haddini bilen bütünü bilmiş demektir. Çünkü haddini bilmek içi ilimdir. İçi boş olanın haddi yoktur. Haddi olmayanın hududu yoktur. Aslında haddini bilmek içerisi tamamen fazilet kemale attır. Birkaç tanesini okuyayım size. Oo, itme. Niye böyle yapıyorsun? Sevgili arkadaşlar, 196. sayfadaymış. Bak. Haddini bilmenin alameti kulluk görevini yerine getirmektir. Helal ve haram bilmek ve riayet etmektir. Haddini bilmek, kendini bilmeyi zatında taşıyan, haddini bilmek, kendini bilmeyi zatında taşıyan bilmenin aynısıdır. Bir de düz okuyayım. Kendini bilmeyi zatında taşıyan haddini bilmek, aynı zamanda kendi dışındaki varlığı anlamlandırandır. Toplumsal ilişkilerde kendini bilme nispetinde sağlıklı olur. Aynı zamanda ahlaki değerlerimizi gösterir. Buna ayağını yorgana göre uzat tabiri meşhurdur. Kendine soru sorabilmek, bilmekten üretilir haddini bilmek. Haddini bilmenin kaynağı nedir? Kendine soru sormaktır. Nasıl? Yani ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neciyim suallerine idrak edip anlayandır haddini bilen. Yani bu soruyu sorup sorabilen haddini bilendir. İçini doldurabiliyor demek ki. İmam-ı Gazali diyor ki, ilmin mukaddemesidir haddini bilmek. İşte bu soruları sorabiliyorsan, mutluluk ve hürriyet yolun başlamış demektir. Ne mutlu sana, selam olsun. Da söyleyeyim. İşte bu soruları sorabiliyorsan, mutluluk ve hürriyet yolun başlamış demektir. Yolun açık olsun. Cesur ol, korkma. Bu soruları, yani kimim, yani nereden geliyorum, bak arkayı gösteriyorum.
Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Neredeyim? Ve ben kimim? Ha? Bu soruları sormak insanı aslına, enfüsüne götürür. Varlıktan ve eşyadan uzaklaştırmaz. Bilakis varlığın hakikatına keşfetmeyle anlamlandırmaya başlamışsın demektir. Enfüs demek eşyanın hakikatına geçiyorsun. Bu sorular eşyanın aslına taşır bizi. Bu aynı zamanda kibrimizi de kırar, haddini bilmek. Haddini bilmek aynı zamanda ne yapabilirim bilincini uyandırır. Haddini bilmek ne yapabilirim bilincini uyandırır. Aynı zamanda itikat ve amel arasındaki doğru bağlantının da ifadesidir. Çok şey bilmesi bir mana ifade etmiyor. Çok şey bilmek bir mana ifade etmiyor. Sana sorulan soruların cevabının dışındaki bilgi lazım değil. Ben kimim sorusunun cevabını bilmekten başka sana başka bilmekler gerekmiyor. Abi cahilliğini bilse alim oluyor o zaman. Evet. Çünkü batınında cahilliği zaten. Sana evet sana çok şey niçin bilmiyorsun denmeyecek. Haddini niye bilmiyorsun? Çünkü haddinin içinde hudutlar var. Kazasocu var yani. Kazasocu demek yani herkesin yerini, toprağını belirleyendir. Aynı zamanda olayları çözmeden yöntem belirler bizi. Şu soruyu sorarsan yolun rahat olur. Yani ben yapacağım bu işte Allah ve Resulü razı mı? Gurur ve kibrin kaynağıdır haddini bilmemek. Haddini bilmek gurur ve kibrini kırar. Bildiğini gösteren göstergedir haddini bilmek. Bildiğini gösteren göstergedir. Ne olur bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum toparladınız. Bildiğini bildirendir haddini bilmek. Bildiğini bildiriyor. Biliyor bildiğini de. Onun için böyle haddini bilir adam. Niçin bildi haddini? Çünkü içi dolu. Haddini bilmenin en üstünü susmaktır. Rabbini bilen haddini bilir, kendini tanıyan da hududunda kalır. Ahlak ve terbiye kurallarının neşrünemalandığı zemindir. Her şeyi bilmene gerek yok, her şeyi bilme dürtünü memnun etmek istiyorsan haddini bilsen yeter. Her şeyi bilmek insana keyif veriyor ya, fiyaka veriyor ya. Bak şimdi. Acayip bir kural. Her şeyi bilmekten bir gurur, kibir oluyor ya insana. Ben her şeyi biliyorum. Bu gurura sahip olmak istiyorsan, bu lezzeti yaşamak istiyorsan haddini bil yeter. Her şeyi bilmeye gerek yok. Çünkü haddinin içinde her şey var. Vermeyi değil, almayı esas alanların şiarıdır haddini bilmek. Hep veren haddini bilmez. Hep alan aldığı için haddini bilir. Al bak bir de söylüyorum. Vermeyi değil, almayı esas alanların şiarıdır. Çünkü hep verdiği için verme verme artık verme üzerine kurulmuş. Bu bir yerde duramaz. Yani konuşma. Vermeyi değil, almayı esas alanlar var ya böyle dinleyenler. Karşıyı tanımlamaya dur bakayım ne diyor. Şiarıdır. Kendine yatırım yaptıkça ortaya çıkan meyvedir. Haddini bilmek. Sana sorarlar. Ben kendime yazdım. 30 sene dershanede kaldın. Ne anladın? Sorsalar ne diyeceğim diye. İçliyim anladım. 30 küsür sene dershanede kaldın. Ne anladın? Haddimi bilmeyi öğrendim. Öğrendiğim kadar tabii. Değer veririm. Buna siz de şahitsiniz. Kişilere değer veririm. Dinlerim. Bakayım ne diyor. Tamam mı?
Eğer ortalığı karıştıracaksa susturmayı da bilirim, sustururum. Ama bakıyorum bir katkısı var, ona hürmet de ederim. Takdirim de ederim. Yaptığım hatayı yanımdaki arkadaşlar şahit, özür dilemeyi de bilirim. Eşek gibi hata yaparsam, eşek gibi de özür dilerim. Yani 30 küsür sene kaldı, ne anladın? Haddimi bilmeyi öğrendim. Haddini bilmek, içindeki bütün yapılanmayı ifade ediyor. İnsan olduğunu, kul olduğunu şuurunda durabilmektir. İnsan olduğunu, bak insan, haddini bilmeyin başka. İnsan dönüşmeden dönüştüren, bir daha söylüyorum. İnsan dönüşmeden dönüştüren, insan dönüşerek dönüşmeyen, insan değişmeden değiştiren, insan değişerek değişmeyen, kendinde böyle sistemin işlediğini bilme nispetinde eylemsel kimliğidir haddini bilmek. Ama bunu uzak tabii, bu kadar hızlı söylemek olmaz. Anlaşılmaz tabii. Karşıya verdiğin değer mihengidir haddini bilmek. Karşıya değer verdiğinin ölçüsüdür haddini bilmek. Sınırlarını bilmek, sınırlarını bilmek, mahrem çapını idrak etmek. Konuşurken 1,5 metre çapında alana kimseyi sokma. O çünkü halet dairesi zarar görüyor. Başka bir şey anlattım şimdi. Başka şimdi değiştiriyorum. Sınırlarını bilmek, mahrem çapını idrak etmek. Başka? Çok bildiklerinin içinde bana en çok lazım olan ve diğer bildiklerimi içine barındıran budur. Haddini bilmek. Bak, çok bildiklerimin içinde bana en çok lazım olan. Çok şey biliyorsun Alaaddin, ben de. Çok şey bildiklerimizin içinde bana en çok lazım olan ve diğer bildiklerimi de içine barındırandır haddini bilmek. Ne olur bunu bir şey yapsak? Bak, çok bildiklerimin içinde çok şey biliyoruz ama bana en çok lazım olan ve diğer bildiklerimi de içine alandır haddini bilmek. Çok şey bilmek gerekmiyor. Haddini bilmek yetiyor. Haddini bilmek alameti kulluk görevini yerine getirmektir. Helal ve haram bilmek ve riayet etmektir. Kul olduğunu idrak etmektir. Haddini bilmek. Kendini bilmeyi zatında taşıyan haddini bilmek aynı zamanda kendi dışındaki varlığı anlamlandırandır haddini bilen. İki tane de satır kaldı, onu da okuyayım. Madem buraya geçtim. Aslında haddini bilmek bilmenin başıdır. Bilmediğini bilmek bu da bilmektir. En büyük bilmek budur. Buradan geldi zaten. Celli mürekkepten. Sonra iki tane kaldı. Haddini bilmek, sana itaat edeni köleleştirmemen, sana itiraz edeni de zalim addetmeyendir. Haddini bilmek ne demek biliyor musun? Bak çok ilginçtir. Sosyoloji bu, felsefe değil şu andaki. Haddini bilmek, sana itaat edeni, etti ya birisi sana, onu köleleştirmemek, sana itiraz edeni de azarlamamaktır. Haddini bilmek. Son cümle, karşı tarafa hak vermek, değer vermek de olgunlaşır benim haddimi bilmek. Haddini bilenin kendi kadrini bilmektir. Çünkü haddimizi bilmeyi öğretiyor kadrimiz. Yani kadrini bilmek, kendi değerini bilmenin ifadesiymiş haddini bilmek. Kendini değersiz bilen kendi haddini bilmiyor. En büyük haddini bilmek Allah'a kul olmaktır. Haddini bilmenin olgusunu yapan kendine 4 soru sormaktır. 4 soru kendisine sorabilen ve cevabına ciddi teveccüh eden hayatının kalitesini yükseltir. Hayatın kalitesini yükselten hayatından lezzet alır. Ben arkaya dayanıyorum. Nereden geliyorum? Öne bakıyorum. Nereye gidiyorum? Sağıma bakıyorum, burası neresi? Soluma bakıyorum, ben kimim?
Ya. Allah Allah. Evet, cehli mürekkep budur. Haddini bilmedik. Hem de bir değişiklik oldu değil mi? Şöyle yaptık. Çok şey bilmeye gerek yok ha. Haddini bildin mi çok şey biliyorsun. Çünkü haddini bilmek her şeyi bilmenin simgeselliğidir. Şimdi ben nazarı çevirdim bu yazıdan sonra. Böyle ne kadar tuhaf hayat var değil mi cemiyette? Haddini bilmek adına ne kadar ihtiyaç var bu bilgilere? Evde kavgalar olur mu? He? Evde kavga olur mu? Olmaz. Haddini bilen hududunda kalır, tecavüz etmez. İnsan, bak sizi çok şey öğrenme değil, çok şey bilmeye gerek yok. Çok şey içinde barındıran haddini bilmektir. Çok şey bilmeye gerek yok. Haddini bildin mi diyor. Haddini bilebilmen için çok şey bilmen gerekmiyor. Hayatına 4 soru soracaksın. Elhamdülillah. O 4 soruda evvelu, ahiru, zahiru, batinu. Evveluhu, ahiru, zahiru, batinu. Zahiru dünya. Batinu ben kimin? Evveluhu Allah'a iman, noktayı istinat. Ahiruhu nokta istimdat. Aferin. Elhamdülillah. Evet, hazır mıyız? Değil, çoğu dizisi diyor ki, lan Allah Allah, bu ne biçim ders uslu bu ya? Şimdi tıngır tıngır doğru. Doğru. O doğru mu? Tabii, en doğrudur. Biz o manaya, o arkadaşların yaptığı dersi yetişmek için yapıyoruz. Öyle düz okuyup hemen anlayacak seviyeye gelmemiz gerekiyor. Onun için okuyoruz. Düz okuyanların okuduklarını anladıkları için, biz de o makama gelmek için burası ilkokul. Oraya gelmek için en doğrusu odur. Cehli mürekkebi intihac eden, 5 dakika konuştum, 10 dakika konuştum mu cehli mürekkebin içini doldurdum. Haddini bilmemek. Haddini bilmemek yani. Hasan Hocam, anladım zannetmek de anlamadığını gösteriyor. Alaaddin, ben bir şey demedim ha, sen dedin. Sonra bana hücum ediyorlar. Ama şu gürültü dahi olsa, bazen kafama tepeme vuruyor şeyler de, öyle herkese vurur diyorum, padişah kızında da olur bu iş. Hiç kendinize de zulmetmeyin. Lazım biliyor musunuz böyle şeyler, debdebeler, gürültüler, duymasınlar. Günahlar da olması lazımmış. Küfür imana hizmet eder. Şöyle acıyorum. Onlara bu aktörlüğü vermiş. Ebu Cehil olmak kolay iş değil. Allah aşkına. Sen bu vazife yapabilir misin? He? Yok. Sana tiyatro yapsalar hadi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Siyer-i Nevzi'nin bir tiyatro yapsalar. Tiyatroda mutlaka şey olması lazım. Peygamberin hayatında birisi peygamber. Orada bir şey göstermeyeceğiz. Ama karşısındaki düşmanları dosttan gösterir. Ebu Cehil rolünü kim oynamak ister? Ey Allah'ın düşmanı. Böyle şaka dahi olsa denilir mi sana? İster misin? Mustafa ister misin? Yok canım. Adam liseli ya. Maneviyatın fazla şeyi yok. İzmir'de olmayan kurtuluş savaşı. Öyle bir şey yok. Hani Çanakkale'ye, şey, İzmir'e döküldü diye böyle bir şey yok. Bunlar hikaye. Onlar çekip gitti de adamı yüceltmek için yaptılar. Olmayan böyle bir hikaye savaşını denize dökmüşmüş. Biz dökmüşmüşüz. Orada Yunan askeri olma tiyatrosunda bile İzmirli liseli genç olmamış. Hani tiyatro oynayacaklar, Türk askeri, Rum askeri bile olmamış. Lozan'da sattılar bu memleketi arkadaşlar. Lozan 300'ü, faturası ödenen tek derstir. Sitenin başında yazıyor. Faturası ödenen tek bir ders var. Lozan'ın 300'ü, ödemişim. Ağır ödedim ama. Onun için siteye koydum ve oraya da dedim, faturası ödenen derstir. Faturasını ödedim. Çok fena sarstılar ama. Ya, yeter ki siz anlayın, Hasan bir tane değil bin tane feda olsun. Fi hayatım bunu gösteriyor elhamdülillah. Riyakar için söylemiyorum. Hakikat çok büyük. Biz o kadar büyük bir şey yapmamışız. Hakikat çok büyük. Sen Lozan'ı bilsen,
Üstad şualarda diyor ki, her gün yüzlerce insan asılsa, Lozan bilinip de şu insanların imanı kurtulsa, her gün binlerce mi diyor, yüzlerce insan asılsa yine ucuzdur. Öyle mi? Öyle diyor değil mi şualar? Hatırladınız mı? Ha? O zatın mahiyeti anlaşılma o adına her gün yüzlerce insan asılsa yine bu netice için ucuzdur diyor. Öyle mi diyor? Her gün yüzler. Şimdi o Lozan'ı sadeleştirenler oradan çıkartmışlar. Keşke ben uydursaydım da böyle olmasaydı. Ustad o tarihte demiş diyor. Deccal'ın zamanında yazmış. Şu 2014'te adam Risale'nin daha anlaşılmıyor diye nasıl sana şimdi inanayım? Yani biraz inanmak istiyorum sana ama zorluyorsun beni. Onu çıkarttım. Seç, delete, sildi. Orada yok yani. Sadeleştirme değil. Yok. Ben de onun faturasını ödedim. Ben de bir feveran olmaya bana biraz merhamet et. Bana biraz taraftar ol diye. Ben senin gibi duymadım. Ben bedel ödedim Lozan'ın bilinmesi için. Ayağıma vurdular, çaktılar. İşime çaktılar, ceyran verdiler, bilmem ne yaptılar. Baygınlık halde denizi kenarında buldum kendimi. Kaç göz. Ha, şimdi müsaade et de ben diyeyim bunu bu kadar. Sen Lozan'ı çıkartıyorsun. Niye çıkartıyorsun? Ben ta 94'te söyledim. 98'de işkenceye tabi tutuldum. Sen şimdi bunu çıkarıyorsun 2004'te. 14'te. Ve sana inanacağım ha, milletin anlaşılması için yapıyoruz. Sonra diyorlar, Kasan niye buna giriyorsun? Lozan'a girince otomatik giriyorum çünkü. Sana da giriyorum yani. Çünkü sensiz Lozan izah edilmez. Ya. Lozan'ın ne olduğunu, Mustafa Kemal'in, tesettürün ne olduğunu, insan fıtratına nasıl hitap ettiğini Mustafa Kemal kadar ve Bediüzzaman Hazretleri kadar bilen yoktur. Tesettürün ne olduğunu en iyi bilen Mustafa Kemal ve Bediüzzaman'dır. Fıtratı nasıl tabi. Hadi bakalım. Cehenni mürekkep intihac eden, havamızı bozmayalım. Onların havaları batsın. Cehenni mürekkebi intihac eden, yani haddini bilmeyen. Neydi o? Nazar-ı sati tevlid eden ülfet. Bak aile uyguluyor. Abi niye uyguluyorsun aileye? Aileye niçin uyguluyorum biliyor musun? Hani dedim ya, bugün öğlen dersinde dedim. Ben ders yaparken dersin içerisine manalandırmak için malzeme kullanacağım. Ne kullanacağım? Gündelik hayatta ne varsa, dertlerimiz veya yanlış anlayışlar varsa onları malzeme kullanıyorum. Şimdi, ülfet nedir? Karı koca birbirini ülfet etmiş. Yani ben seni tanıyorum. Ya neyi tanıyorsun ya? Bir tanesi bana diyor. Abi ben seni tanıyorum. Lan 50 seneden beri ben kendimi tanıyamadım. Sen beni nasıl tanıdın ya? Ha benim nüfus kağıdımı biliyorsun. Doğru. Cilt 4 sayfa 10. Ya arkadaşlar, birbirinizi tanımıyorsunuz daha. Onun o kadar güzel özelliği var ki görmüyoruz. Hanımının. Bak, cehenni mürekkep neymiş? Bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun. Cehenni mürekkep, nazar-ı sati, bir de zahirden bakıyorsun. Yani zahire bakıyorsun. Zahire bakarız biz. Kardeşim şeriat zahire bakar. Biz nereyle bakacağız? Şeriatı bakmayacaksın kardeşim. Evde adalet yok ki. Evde şeriat yok. Aa ne diyorsun ya? Evde merhamet var. Evde af var. Evde kucaklama var. Evde hep vermek var. Bana sor. Böyle kardeşim ha. İşte gavurlar bunu anlamıyor Avrupalılar. Nasıl olur diyor ya. Beraber tavuk aldık diyor. Bak şimdi. Ona gavur musun? Töbe estağfurullah ya. Kızdırıyorsun beni. Camide imamım. Ayrıldım şeyde. Öğleyinde namaz kıldım. Artık yoruldum. O soru, bu soru, abi başım ağrıyor, bilmem ne yazıyor, şuram kaşınım, buram kaşınım, çişim var, aşım var, bir sürü soru. Çişi gelen de şey yapıyor ya, çocuğum işi bilmem ne. Sanki biz doktoruz ya, o ne yapsın? Çıktım, gittim tavuk satıyor, imbis diyorlar almaya, arabalara tavuk satıyor. Oturdum o Türk kardeşi, tavuk satıyor abi, satıyor. Ondan sonra ikisi geldi, iki tane karı koca imiş, tanıyormuş. Orada motorla da gidip servis yapıyorlar. Abi dedi, bu görüyor musun dedi. Ne? Bu dedi karı koca. Ona tamam. Ona ben anne babamı düşündüm şimdi. Annem de kuruğa girmiş, babam da girmiş. Annem ayrı para veriyor. Ne oldu sen de bir düşünün. Karını düşün ya. Hani evli değilseniz bekar arkadaşlar. Şey düşünün. Annem babanı düşün. O ayrı veriyor ayrı. Allah Allah. Ulan dedim Alman usulü diyorlardı ama hakikaten öyle bir şey.
Şaşırdım görünce, abi daha ilerisi var dedi. Daha ilerisi nasıl var dedim ya? Ayağım daha ne ilerisi nasıl var? Abi de şimdi görüyor musun bu? Tamam gördüm, yan tavuk al. Şimdi gidecekler, oturacaklar masaya. Sohbet edecek, tavukları yiyecekler. Şimdi adam doydu. Arttı. Kadın doymadı. Ya ona vereyim demez, o ver demez. Bu da vereyim demez. Kaldırır dolaba koyar. Doymadı, telefon eder dedi, biz serviste bir daha getiririz onu. Senin Allah'ını seversin, hanım doymamış, vermeyeceksin Allah'ın. Adam mısın? Bu akşam taktım sana. Böyle bir şey olur mu ya? Tüyler mi periyor ya? Allah Allah ya. İstersen vermesin, dayağı yerim. O da güzel. Allah Allah. Ya bu aklımı büyüdürüyor. Nasıl sokmayayım bu malzemeleri ya? Ya bu işte onlar, bu kafalar, bu Alman yazardır diyelim, sosyologdur. İşte bu ikisi böyle yapanlar, o doydu, o doymadı. Birbirine vermeyenler Türklerin ailesine bakar. Allah Allah. Ulan manyak mısın sen ya? Ne bunun kaşının şeyine bakıyorsun, sabrediyorsun ya? Ne ya? Oğlum bırak onu ya. Onun için onlardır böyle daha çok boşanma hayatı şey yapanlar. Bu tipler daha çok. İstisnalar hariç. İstisna vardır. Ha istisna hakikaten vardır. Çünkü tamamen depo iş yapmayalım, depo patlar çünkü. Ha hasta hastadır. Hasan hocam bizde çocuk oldun mu anne baba ondan sonra çocuklar için yaşıyorlar. Kendileri için değil ki. Vallahi billahi. Aa bak bunu yemin ediyorum. Allah temin ettiği için. 18 yaşından sonra evden gitmemişse ondan kira alıyorlar. Çocuklar. Anne baba. 13 yaşında ben doktor biliyorum. Kadın doktor hem de cinsiyeti kızını kovdu. Gitsin de hayatını kazansın diyor. Unkul'dayken ben. Herhalde oradaydım. Ya Gerlingen'deydi. Oralarda bir yerdeyken. Nerede biliyorum? Akciğer böyle öksürük falan vardı da. Onunla alakalı şey olmuştu falan. O orayı beklerken oldu yani. Orayı götürmüşler beni. Yani öksürük falan var Ramazan'da. Böyle şükmüş üzerine. Öksürükçüymüş o, diyor, o doktor da. Kovmuş. Git hayatını kazan diyor. Ha şimdi bunlar tabii ki bizim aklımızı almaz ya. Onların kitabı diye büyürsek. Evde adalet var. Ne? Aha sana adalet işte. Sevdin mi bu adaleti? Bir de örnek gösteriyorlar. Özlü söz diye onların yazıları. Özlü sözlüğünü yesinler. Sabah çıkarlar. Anamı düşünüyorum. Babam vermeyecek veya anam vermeyecek. Babam rahmetli gitmiyor, şey deniyor anneme, saf köylü, ne dünya okuması, ne ahiret. Dedi ya benim böbreğim gitti, şey olsun. Doktora konuştum, senin böbrek oluyormuş dedi. Ona nasıl deniyor bunu ya, hakikaten acayip. Olsun dedi, yaptım. Hadi dedi, arabaya binelim, sen böbreğini bana vereceksin. Binmiş gitmiş ya çarşıya. Hani gitmiyor muyuz dedi. Ya ben seni denedim diyor, bu sefer annem ağladı. Beni nasıl deniyorsun dedi ya. Ben seninle gezmek istedim dedi de onun için yaptım. Ama böyle denilir mi dedi ya. Sen beni niye deniyorsun dedi ya. Ben sana vermeyecek miyim? Vay be. O tavuğu vermemiş. Anam böbreği veriyor. Ya hepten ben deli olacağım. Bir tarafı da biliyorum ya. Acemi mi gidiyor ya? Şimdi bak diyor ki. Benim Nurcu kardeşim, Alman karısı var, Alman Müslüman olmuş kadın ha, Müslüman oldu halde. Ya Hasan abi dedi evde çağıracağız, niye? Bir çay ikramı. Aptal mısın sen, çay ne ikram edeceksin, para alacak mısın ki çay ikram edeceksin? Müslüman oldu halde ha. Gel de şimdi bu senin hanımına, kıza, ulan misafir gelince bana bir çay veriyor ya senin hanım. Alman'dan iyiydi. Sabret kardeş, ona sabrediyor da sen daha iyi sabredersin. Ülfet etmişsin, ülfet. Eşine ülfet etmişsin. Abi burada hanım falan demiyor, nereden çıkarttın? İşte benim için, onun için diyorlar, izah ediyor. Ben böyle kuru bilgi, böyle somutla bağdaşmamış, soyut, müceredat-ı sirfa gibi, havalarda, düşüncelerde kalan, eyleme dönüşmeyen bilgiyi istemiyorum. İçerisinin hayat olmasını istiyorum. Hayatın olmasını istiyor. Hayatı tamir edecek bir şey istiyor. Hayatımı içeri koyacağım, şablonlayacak, nerede eksikse deleceğim, kaynak yapacağım, bilmem ne yapacağım. Ha, o zaman kıymetini bil kardeşim ya.
Baran abi bizi eve götürdü. Öyle mi değil mi? Kurup gittik. Ya ikram etti kardeşim geldi. E nasıl unutursun? Ne çok mu büyük? Seninki tabii büyük. Git bak tavuk vermiş. Ben Müslüman, Müslüman olduğu halde kadın. Aman Hasan abi ne diyor? Tamam ben size söyleyeyim. Ama çay niye ikram edeceksin diyor. Ya bizim kültürde var diyor. Acayip sizin kültür. Ben de şaşırıyorum diyor diyor. Dinde var mı diyor bu? Varsa çağır diyor. Lan çay ya evine. Allah Allah. Ondan sonra abi Kem Kübra ben anladım lan beni götürmem biliyorum diyor gelmeyecek. Ya abi dedi ya idare et dedi ya. Evlendik diyor. Nurculuk'tan önce evlenmiş. Bak abisini götüremiyor be. Korkma korkma siz davet etmeyin gelirim de. Aslında ikram karşısındakine değer verdiğini göstermiyor. Canını veren var abi ya. Burada evvel elhamdülillah. Ülfet. Birbirimizi ülfet ediyoruz. Çok değerliyiz birbirimize. Kardeşim ben sizi sizsiz yapamam. Yalan mı söylüyor? Siz de bensiz yapamazsın. Mümkün değil. Biz artık kaynaşmışız. İyiliğimizle kötülüğümüzle bağırmaya çağırmayla söyle hepsi aynı. Biz bir böyleyiz. Cemaatiz biz. Kardeşiz biz. Biliyor musunuz? Biz kardeşiz. Allah bizi kardeş etmiş. Bu sözü kime söylemiş biliyor musun? Ebu Sufyan'a. Müslüman olunca kardeşim dediler. Nasıl kardeşiz dedi. Allah bizi kardeş etti diyor. Sırf bana bu yeterdi diyor. Bu lafı sen de anlamasın ben de anlamam. Ancak Ebu Sufyan olman gerekiyordu. Daha önce kafir olman gerekiyor ki bu İslam kardeşi ne demektir? Ya. İşte tevlid eden ülfet tecridi nazar etsen yani bundan çıksan bu libastan çık. Ülfet var ya çık şuradan. Aklaş karşı seddi turuk eden evhamın aşyanı olan mumasseleti elzemiyette nefsini tahliye etsen. Yani böyle doğruyu kabul etmek değil de ille suç bulmak adına bundan sıyrılırsan suç bulmak adına değil böyle şeyden cehli mürekkepten ülfetten akla karşı seddi turuk eden yani yoluna engel olan evham evhamdan ve mumareseti elzemiyette nefsin tahliyeti yani ille sırf kendini kabul ettirmek yani ille seninki kabul etmemek adına böyle bir şey yapmasa, blok olmasa çok güzellikleri birbirimizi göreceğiz. Birisi cehli mürekkep, birisi ülfet, birisi aklı bloke eden evham, iki birbirimizi tanımaya mani olan peşin karar. Ya harikasın be. Babaların babasısın. Damar budur. Bana da biraz müsaade edin, biraz deliliyim işteyim. Seviyorum, ne yapayım ya? Allah adam öyle demiş, şey dedim ki, ya kardeşim bıraksana ya dedim bir tanesi. Abi intihar edeceğim. Ya kardeşim bırak bu işi dedim ben kızım. Abi elimde değil, kurtulamıyorum diyor. Biz de kurtulamıyoruz. Onun kıza aşık olduğu gibi, ben Hakk'a aşık olsam bir haftada evliya olurum. Bir haftada evliya olurum. Abi ölüyorum diyor, lan ben bunun için bir saat veremiyorum. Misal. Adam kız için intihar ediyor. Allah için namaz kılıyor. Allah'a bir saat veriyor. Kıza ömrünü veriyor. Veya kızsa erkek. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ancak aşıklar anlar. Bunu Resulullah güzel anlamış. Peygamber ne demiş biliyor musun? Benim aklım almıyor da. Aşık olup diyor. Nereye geldim ya? Bu ne anı ya? Böyle manyaklığımı idare ediyorum. Diyor ki Allah Resulü diyor ki belki işinize yarar. Yarayan olur. Belki o söylettiriyor ama. Aşık olup da iffetini koruyup ölene şehittir diyor. Aşık olup iffetini. Ben vallahi hiç anlamıyorum. Çünkü aşık olmamışım. Onun için beni benden tarikatçı olmaz. Oysa bana tarikatçı diyorlar. Niye? Tarikatta diyorlarmış ki eskide. Aşık mısın? Hiç oldun mu? Yok. Git aşık ol da gel.
Şimdi aşık olup da diyor Allah Resulü, iffetini muhafaza edene cennet bahçesi bu, cennet bu. Şehittir diyor, şehit. Nasıl yanmaksa bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum çünkü denenmez. Ya kaptırırsan, kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına diye. Kuşlar birçok arabaya bindiği zaman şoförlük yaparken arkada çok derdi var. Eski de, çok eski, benden de eski zamanın, 1940'ların, 30'ların türküsü herhalde. Kaptırdım gidiyorum, bahtımın rüzgarına diyor, kalmış kafama. İnanın bana bir tane şarkı türkü, tam baştan sona kadar ezberlediğimi bilmiyorum. Kafa yok ondan ha, bir mezitim olduğuna değil ha. Beceremiyorum. Peki, bazı şeyleri aklınız görmese de fıtrat görüyor. Ha şey, 120'yi açar mısın geri? Bugün iyi, havamız iyi. İlk defa tanıştığımız kişi var mı? Öyle mi? Hoş geldin. Biraz idare et. Yeni geldim, eşlik ederim sizlere. Elhamdülillah, çok güzel. Hoş geldin, sefa getirdin. Demek ki diye. Tamam. Akıl görmese de, her şey akıl değil arkadaşlar. Akıl diman bir mertebesidir. Dimada, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, intizam, itikad. 7 mertebedir, akıl 3. mertebedir. Akıl her şeyi görmese de fıtrat görüyor. Yaratılış görüyor. Ben dedim ya, karma ders yapacağız. Vicdan nezardır, kalp penceresidir. He? Nezar ne demek? Baka. Bunu başka nerede var? Çok ileride bir 166'da diye gösteriyor. 166. Atıf yapmış. Dur bakayım, orayı bulursam atıf seçtiririm. 166. Nerede bu? 166, 120. Bulamadım. Demek ki sayfa. Şeydir arkadaşlar. Bu mesele anlaşıldı zaten. Daha genişi var mı diye baktım. Vicdan bakandır. Kalp penceredir. Kalp penceresinden öteler seyrediliyor. Yani arkadaşlar, akıl görmüyor her şeyi. Fıtrat görüyor. Onun için bazı şeyler fıtridir. Peki bunu da aşıyorum. 125'i açar mısın? Allah Allah, maşallah. Evet, en üst paragraf. Batının şeyini şöyledir. Gördünüz mü yazıyı? Görünüyor. Biraz da büyüteyim isterseniz. Batılın şeni şöyledir. Ne vakit tebii bir nazar ile bakılırsa, dedik ya konu farklı farklı olacak bugün aşure. Ne vakit böyle, yani müşteri nazarıyla veya ciddi bir nazarla bakmasan, ikinci derecede baksan, sıhhatine bir ihmal verilir. Bir ihtimal verilir. Yani doğru mu? Fakat imanı nazar eyledikçe ihtimali sıhhat bertaraf olur. Niçin ben bunu aldım biliyor musun? Bir adamın iman etmeye niyeti yoksa hiçbir şey delil olmaz. Bir insan iman etmeye niyet ederse en ufak bir şey delildir. Ders yapanlara, hele okaya, birilerine bir şey anlatmaya, yani hiç endişe etme. Sen anlatamadım endişesine kapılma, vehme kapılma. En iyi anlatan, en iyi tebliğ eden Peygamber aleyhissalatü vesselam, yaşadığı toplumun 3/4 iman etmedi. Şu anda 3/4 de beşer iman etmedi. Yani niyeti yoksa iman etmeye, ne anlatırsan anlat. Nereye götürürsen götür. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Buraya bir adam getirmişler diyelim. Hani her zaman yeni mutlaka oluyor.
Getire tabii merak etti tabii. Şefti ya getirdi. Giderken sordu. Ne anladın? Dedi ki yeni. Ya boş ver ne anladım. O halılar nasıl oldu dedi ya. Ya madem para almıyorsunuz peki halı nereden geldi? La kardeşim 45 dakika 1 saat derste bunu anladım. Ben hep onu düşündüm. Şimdi ben bu manayı kafasına sokmak değil. Çivi çaksam kafasına çivi girmez. Çünkü halı deler. Halı oraya engel olur bana. Adam kafası halı olmuş. Yani niçin bak şey yaptım? İmanı nazar eyledikçe yani her şey delil olur. Her şey sühületli olur. Ama efendim abisi ama eğer niyeti yoksa hiçbir şey delil değil ona. Evet. Peki abi kalpler Allah'ın elindedir. İstediğine iman ettir. İstediğine yani... Kalpler ne biliyor musun? Allah'ın elinde. Dima senin elinde. Çünkü din akla hitap etmiştir. Direkt kalbe hitap etmemiştir. Yani o zaman akıl neyle beslenirse kalp ona göre... Tabii çalışıyor. Yani o zaman Allah Teala da kalbini ona göre... Tabii yani senin davranışına göre. Buğday ekmemişsin, cebinde buğday var. Allah'ın tarlada buğday yap. Allah iftira. Evlenmemişsin, çocuk istiyorsun. Sünnetullah iftiradır. Ha, ekiyorsun, sebeplere riayet ediyorsun, neticeye ona tevekkül ediyorsun. Tevekkül tembellik değildir. Tevekkül nedir? Sebeplere tevessül ettikten, sebeplere uyduktan sonra neticeyi Allah'tan beklemektir. Yoksa sebeplere uymamak tevekkül değildir, tembelliktir. Allah'a iftiradır. Çalışmıyorsun, Allah bana böyle yaptı diyor. Niye derse gelmedin dedim bir tanesine. Geçen. Derse niye gelmiyorsun? Abi Allah getirmedi dedi. Şimdi suçlu Allah mıdır dedi. He? Derse gelmem de suçlu Allah mıdır? Bir de Allah iftira yapıyor. Ey Allah'ım sen beni... Allah. Peki haşir meydanında verin kaderinizin hesabı mı var? Yoksa verin yaptıklarınızın hesabı mı var? Yaptıklarınızın hesabını verin denilecek. Yazdıklarımın değil. Peki, 127 açar mısın? Kusura bakmayacaksın, idare et bizi. Ooo, harika bir yer. Allah Allah. En üst, en altta. Heh. Aferin sana. Uf. Sen nasıl bir adamsın? Herkes bunu soracak şimdi. Ben nasıl bir adamım? Herkes kendisini burada açık. Bak sayfaya bakın, ne güzel. Güzel bir sistem. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Bak mekanı cennet olsun. Bak ne kadar küçük. Herkes bir fitil getirmiş. Bir tanesi kibrit getirmiş. O halıcıya söylüyorum. Halı nasıl olmuş? Vallahi bir tanesi lamba takmış. Bir tane perde takmış. Bir tanesi kamşeyi takmış. Ondan sonra olmuş. Ondan sonra kendisi oturup seyrediyor. Bana mı yaptı? Kendisini yapmış. Öyle değil mi? Bak şimdi. Sen kimsin? Ben kimim? Burada ölçeceğiz. İnsanın kıymet ve mahiyeti, senin ne kadar değerin var? Kıymet ve mahiyeti, kusuruma bakma. Kıymet ve mahiyeti, himmeti nispetindedir. Bir insanın kıymet ve mahiyeti, senin kıymeti ne kadar biliyor musun? Paran var, atın yatın katın var, işin aşın işin eşin var, değil. Senin değerin, kıymetin, himmeti nispetindedir. Himmet nedir? Hayır. Sonucun hayırlı olması. Düşündüğü şey. Himmet. Verdiği şey değil mi? Kendisinde bulunur gayret. Bir şeyi hedefleyip gayret etmek. Gayret yani onu dava edilmek. Peki. Nasıl anlarız onu dava edildiğine? Himmeti derecesi ise maksat ve iştigal ettiğin şeyin nispetindedir. Mesela bunu daha güzel açıklayan bir şey bulalım. İşaret edeceğiz var mı? Burada yok atıf ama ben bir yer hatırladım. 72'nin oralarında bir yerdeydi. Buluruz inşallah. 72 miydi? Bir bakayım. Hop 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 hop. Çok notlar var burada. Ha, 75. İnsanın kıymetini tayin eden,
mahiyetidir. Anlamadım mı? Yani yapısı, fıtratıdır. İnsanın kıymetini tayin eden fıtratıdır. Fıtratı, mahiyetinin değeri ise, yani içsel yapısının değeri ise, himmeti nispetindedir. Yani gayreti nispetindedir. Nereye gayret? Himmeti ise, hedef ihtiyaz ettiği maksadın derece emniyetine bakar. Yani neyin peşine koşuyorsan, ne kadar koşuyorsan sen olsun. Bak, insanın kıymetini tayin eden himmetidir. Himmetinin kalitesi olup olmadığını gösteren de koştuğu şeydir. Neyin peşine ne kadar koşuyorsan sen olsun. Bugün bir mukadder sorusu vardı. Çok soru geliyordu da. Abi, ya böyle içini dolduruyorsun ya böyle. Fakat pek o kadar da makbul olmuyor bazılarınca. Biliyorum. Nasıl dolduruyorsun, ne yapıyorsun? Herkes, bak şunu görüyorsunuz. Görüyorsun. Ben Risale-i Nur'u sevmiyorum. Delisiyim. Sevmek derecedir. Hiçbir şey değil benim için. Her şeyimdir. Ben Risale-i Nur'u istemiyorum. Çok istiyorum. Farkım bu benim. Onun için her şeyimi ve her saatimi veriyorum. Özür dilerim. Affınıza sığınıyorum. Tuvalette bile olmaması lazım ama gayri ihtiyar geliyor. Maşapayı dolduracağız, tarihteneceğiz. Dolarken ya gayri ihtiyar kafa durmuyor. Şimdi teneke şey ya kap boş doluyor. Doldukça tok ses geliyor. Ha boş adam da böyleymiş herhalde dedim ya. Bir insan doldukça sesi tok çıkar. Bir şey anlatıyor. Ne ben fark şunu yapıyorum. Size anlatıyorum ki siz de böyle gayret edin diye. Yani Allah'ın verdiği ikramı size söyleyeyim size. Siz ne kadar çok isterseniz herkesin istediğini, sizin farkınız budur. Ben çok istiyorum. Yani istediğimi çok istiyorum. Ona bir delil. Halet. Haletim bozuk. Haletim tutmuyor. Haleti lügata bakan var mı okurken? Yok. Ben de bile bakmadım. Halet hakkında bugün 3. dersim oldu. Her bir ders 1 saat 10 dakika sürdü. 2 ders daha var. Halet. Haletin ne olduğunu kader risalesinde de söylüyor. Hali ve vicdanidir. Halet o. İşte halet hakkında 3 saat 3 ders yaptım. Her ders 1 saat 10 dakika. Toplama yaptım. 2 saat da gerekiyor. Ha, derste olanlar var. Ha, niçin bunu gösteriyorum? Affınıza sığınıyorum. Bir şey anlatmak için değil. Ve emma bi nimete rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Allah verdi. Ben Risale-i Nur'u çok istiyorum. Sevmiyorum, çok seviyorum. Çok zaman veriyorum. Buna ömür ve daha çok istedikçe içerisindekiler de bana da iade-i ziyaret ediyorlar. Sen ister kabul et, ister etme. Allah kime ne vereceğini sana sormayacaktı, bana da sormayacaktı. Mukadder sorulara da cevap vereyim. Hani böyle bir sorular geliyor. Ya böyle yapmıyorum. Ben çok seviyorum. Farkım değil. Diğer kim ne istiyor bilmiyorum ama ben Risale-i Nur'u çok istiyorum. Çok seviyorum. Meslek ve meşrebini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi niçin bunu anlattım? Himmet bu. Bir insanın mahiyet ve kıymetini tayin eden, bir daha söylüyorum, himmeti nispetindedir. Koşmasıdır ona. Ona koşuyor. Niye böyle yapıyorsun? Tiyatroculuk yapıyorsun, maymunculuk. Ben şimdi size böyle yaparak beyninize 25. kareyi sokuyorum. Bunu gördüğünüz zaman himmet aklınıza gelecek. Artık atamazsınız. Çünkü yaparken maymunculukla himmet söylüyorum. Himmet. Tamam mı? Bizim himmet değil. Şimdi insanın mahiyetini ve kıymetini tayin eden koşması, himmetidir. Her koşan kıymetli midir? Hayır. Himmetini de tayin eden kaliteli mi bu koşma, kalitesiz mi? Neyin peşine? Ha, neyin peşine koşuyorsan himmetinin o gösteriyor. Himmetin de seni tanımlıyor. Netice itibariyle neyin peşine koşuyorsan sen olsun. Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü vardı ya. Hazreti Ali'nin bir sözünü söylettirmeye çalışıyorsun bana ama
Şimdi bu millet kalır. Ama değiştirerek şey yapayım. Kimin himmeti midesi ise onun değeri çıktığı kadardır. O ismi vermiş. Şad-ı Şiraz'ı da demiş. Eğer diyor rehberin çakal olursa burnun falan şeyde kurtulmaz diyor. Çünkü çakalın burnu oraya götürür. Tamam. Evet. Üstad'da kimin himmeti nefsi ise sonu ya, o insan değildir diyor. Çünkü hayvanlar içinde himmeti midesi olan hayvandır. Hayvanlar içinde midesi hayvan olan. Yani kimin himmeti midesi ise o insan değildir diyor usta. Ama Hazreti Ali daha çok söylüyor, şeydir diyor. Yani kimin himmeti midesi ise onun, çünkü meyvesi ne olacak midenin aşağısı da? Çıkan neyse olsun. Allah'ım yarabbim ya, Allah kimse başı vermesin. Peki, 90, burada ne vardı? 91, 100, 127'de, dur bakayım. Ben sana söyleyeceğim sevgili kardeş. Ondan sonra, ben size söylüyorum. Şarkısız, türküsüz ders olur. Dışarıda şarkı türkü çalacak. Ama çok neşeli ders oluyor. Tabii canım ya. Şimdi bazısı diyor, abi diyor kadın geliyor namazda diyor. Ona kadınsız namaz olur mu ya? Ya ne diyorsun ya? O kardeşim çünkü Allah kainatta onsuz ya, namazda da olsun. Öyle mi ya? Yani adama desin, oğlum ya ne yapıyorsun falan diye. Daha ihtisas olacak, daha sas olacak. Ha meğer oluyormuş ya, abi dedi olmuş ya, şimdi rahat et. Hasan abi, hususi bir soru sorayım ya. Sor abi. Sor hususi. Ama cevap vermek zorunda değilim. Risale-i Nur'u sevdiniz mi? Sevdirildi mi? Sevdirildiyse kanaat neticesinde mi? Seni kandırırım, Allah'ımı kandıramam. Aşık olanlar bilir, beni biraz onları anlar. Her şey o yapıyor. O sevdirtmese sevemezdi. O cümlemde şöyle çaktırmadan çaktım. Kime ne vereceğini ki? Birisilerine hesap vermeye mecbur değil Allah. Yaşına başına bakmaz. Kanaati takıyor mu buna? Nasıl? Kanaati, Risale'ye kanaat etmekle de... O. Allah sevdiriyor ve kanaat ettiriyor. Allah sevdirtti, ben de sevdim. Nereden biliyorum? Çünkü böyle hummalı çalışılmaz, deli gibi olmaz. Sizin himmetiniz Risale'ye oldu. He o, bu. Başka bir şeyim yok. Ben başka kitap okumuyorum. Geçmişte okumuştum. Okumuyorum. Zamanım hakikaten yok. Çünkü ustadın şu cümlesi beni çok etkiledi. Allah'tan gelen ilhama mazhar olmak için zihnimi ve kalbimi glukuştan azade etmek istedim diyor. Diğer fen ve felsefi şeyler diyor, kalbime diyor manalın ve ilham gelmesine mani olduğunu, emraz-ı kalbi olduğunu gördüm diyor. Ey kendi hastalığını teşhis eden bahtiyar doktor, sen de dimanı ve kıkı dimanı biraz yoklasan, o ateşe layık çok odun yunları görürdüm diyor. İnan hakikaten zamanım yok, samimi söylüyorum. Ben şuna inananım. Bunun üzerine emin ederim. Aklım ve kalbim ne kadar asude ve saflaşmışsa o kadar mana geliyor. Vallahi yataktan mutadit defa gece kalkıp defterime yazdığımı biliyorum. Yani bir kitaptan mıdır? Allah veriyor. Çünkü bu, bütün himmetim bu. Başka bir şeyim yok. Atım yok, avratım yok. Evlad-ı yalim yok, dünyalık yok, arkamda hiçbir şey yok. Yani dünyalık adına bir şeyim yok yani. At yok, avrat yok, çoluk çocuk yok, bir şey yok. Bütün zihin ne olacak? Ya bu ya bu. O İspanya'ya geçen vardı ya, Tarık bin Ziyad mıydı? Dedi ki bütün askerleri gösterdi, tutuşturun lan dedi şu gemileri. Gemiler yandı. Ya fetih ya şehit dedi. Geri dönüş yok çünkü gemiler yandı. Benim gemilerim yok. Geri dönüşüm yok. Ya ölüm, ya ölüm. Başka şık yok ki. Oğlum 50 küsur yaş. Yani bir şey, bu gençlere örnek olsun diye, yaşanan bir şey olsun, mücerret kalmasın, teşvik olsun diye anlatıyorum. Yanlış anlamayacaksın. Çünkü belki artık birileri bir şey ispat etmeye ihtiyacım yok. Suya şeker koydun, eridi. Biraz da koydun, eridi. Biraz da koydun, eridi. Biraz da koydun, erimez. Doydu. Yani... Belediye başkanı jopu alıp da simitçi kovalayıp sokakta hava atmaz. İhtiyacı yoktur. Belediye başkanının simitçileri kovalayıp jopla sokakta hava atma ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız yok.
Yok elhamdülillah. Yani bir şey anlatırken Allah için anlatıyor. Allah sevdirdi. Allah sevdirtmese ise Allah veriyor. O şeciri hikat haritası akıllı olacak şey mi? Ben size söylüyorum, hakikaten akıllı değilim öyle bir adam. Öyle bir, hele zeki değilim. Elhamdülillah şükrediyorum. Aklım önde ama şükürler olsun. Zekam arkada. Yani şu. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır ki bu vahiy. Bu akılla bu aklı idare etmeye kalkmak zekiliktir ki Allah bela vermiş. Vahiysiz akıl Allah belasını verdi o adama. Peki. 129 açar mısın? Arkadaşlar örnek olsun, gayret edin diye söylüyorum. Yoksa birbirimizle ne ifade edeceğiz ki? Biz biziz artık. Artık istersen de istemesen de beraber gideceğiz kabire. Bu yolculuk devam etti. Gemideyiz yani. Dünyada beraberiz, ahirette de beraberiz. Şansımız yok yani benden kaçmaya. İnan yok. Ne yapacağım peki cennette tek? Ya sen ne yapacaksın tek? Ben yokum. Ne yapacaksın şimdi? Bensiz dut nasıl yiyeceksin? Bensiz incir nasıl yiyeceksin orada? Olur mu? Olmaz. Ben de öyle yapacağım size. Allah eğer fırsat verirse. Çünkü benim Allah'ın vereceğini söylüyor. Elhamdülillah. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. 129 nerede? İşaret var aşağıda. Heh, bu da çok önemli. Ne olur? Gene aileye uygulayacağım maalesef. Veya sen patrona uygula, kendine uygula. Bak şimdi. Bir tedavi olsun diye. Birinin asarı muhakeme olunursa, birisini düşünüyorsunuz. Ulan nasıl dedi ya? Niye dedi ya bu veya? İşte bunu nasıl şey yaptı? Onu böyle yapacağını, böyle yapma. Onu düşünürken, onun hassasını nazara almak lazımdır. Ben mesela diyelim ki, Hasan böyle dedi. Hasan kim? Anne babasının dini. Ana babasının din, haram helal hassasiyeti, nikahı. Tamam? Benim büyüdüğüm yer, dünyevi ve uhrevi aldığım eğitim, yaşım, bulunduğum konum, bununla boyalan, bunu dedi. Ama konu gayet yakışır. Ama benim dediğim sen dersen karışır. Misal, hanımla öyle yap. Mesela hep empati diyoruz ya, empati deniliyor. Ustad empati diyor, bak burada empati ismini kullanmıyor ama birinin asarını muhakeme olunursa onun hassasını nazara almak lazımdır. Mesela gözünü kapat. De ki benim hanım bunu nasıl dedi ya, niye dedi ya. Tamam haklısın. Sana denilmemesi lazım. Yapılmaması lazım. Tamam ben sana söylüyorum geç. Ne olur hanımının anne babasını bir hayal etsene. Ettim. Dindarlığına bak böyle. Dünyalık eğitimine bak, kültürüne bak. Yaşadığı bakar mısın topluma, coğrafyasında nerede yaşıyor? Kızına verdiği dünyevi ve uhrevi eğitimine bak. Kur'an okumayı daha bilmiyor. Özel hayatının fıkhını daha bilmiyor. Gözü kapalı. Tamam. O kız nerede okudu? O ne kadar din hassasiyetini aldı ve ne okudu? Kafasına neler soktu? Her okunan şey canlı ve ruhludur. Şimdi yaşını düşünür müsün? Cinsiyeti düşün, erkek değil. Bu kadar işte iştedir, okuldadır, ev hanımıdır. Bu halde bir boyalansana, bunlar bir insanda bulunuyor. Ondan sonra bu haliyle sana bunu dedi. Gayet normal. Anormal olmasının sebebi buradan oraya bakmamdan. Gayet normal. Bizim şeyi yakışmıyor. Mesela Hasan abini niye getireceksin diyor, çay niye ikram edeceksin? İkram da demiyor, çay niye vereceksin, aptal mısın sen diyor. Gelen geçene çay mı vereceksin diyor. Bak Müslüman ha, Alman ha. Peki kızıyor muyum? Hayır, örnek için sen. Çünkü böyle büyümüş, bunun dışında zaten olamazdı ki. Ya çok iyi yaptın ya, yanına da bir tane de yemek koysak çok iyi olur. Sen ne biçim adamsın ya, ikramsız arka abini gönderiyorsun. Ya çay olur mu ya, ne çayı ya? Amansız beni hemen şey yapıyorsun, hemen. Öyle mi bekliyordu? Gençler, evlenirken ona göre evlen kardeş. Evi o mu? O. Olması o mu? O. Dini var mı sormadın? Dinden çaktı sen.
bir yere ziyarete gittiğinde diyor ya hanımla Hasan abi. Bey bey diyor, başımıza talih kuşu kondu diyor. Ya. Misafir oldun. Misafir oldun. Bizim geceli şeyimiz var, orada okuyorsun, ondan sonra vesaire. Evini Allah, biz öyle değiliz de bir şey anlatmak için. Allah Resulü şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Evinize iyi insanları gezdirin, evinize mezarlık yapmayın. Çünkü niye? Misal. Hepiniz öylesin. Ben kokuyu sürünsem, tamam üzerimde koku var. Eve gelsem senin evine, kapıda diyebilirim ki, ey koku sen dışarıda kal, ben içeri gireyim. Yok. Veya cep telefonu var bende, emlem ve boylam, tamam mı? Baz istasyonu, beni görme, ben içeri giriyorum, dışarıda kal. Yani benim üzerimde ne koku varsa benimle girmeyecek. Benimle ne koordinat çalışıyorsa, hangi alemler çalışıyorsa orada da çalışacak. O zaman ne yapacak? En azından, bunu size söylüyorum, en azından erva akabilse koridoru yok olur. Çünkü arı yuvasına çomak sokuyorsun. Yani sen gideceksin de rahatsız olmayacak. Oo çok iyi geldiniz ya, şeytan diyecek. Oo çok memnun oldum, iyi ki geldiniz ya. Değil mi? Allah Resulü boşuna demiyor ki ya. İyi insanları gezdirir. Niye? Niye gezdirecek? Ne oluyorsa işte tahmin et işte. Tamam. Birisini düşünürken, bir şey karar verirken ne olur? Onun yapısını, asarını, işini, aşını, kültürünü, bedensel yapısını, zaaflarını, eğitimini nazara öyle düşün. Öyle diyor bak asarın. E şimdi nereden çıkarıyorsun? E kardeşim hassasını nasıl değil, nasıl izah edeceğim? Hassasını. Ya hassasiyetleri var. Bir de şu. Annendir, babandır, abindir, bacındır, hanımındır, çocuğun. Ya herkesin bir hassas olmazsa olmazları var. Çinin kırmızı çizgisi var. Dayatma sen de o kırmızı çizgiye. Dokunma işte ya. Dokunma ya. Peki. Bakayım. Sen ne kadar oldu? Bir saat. Az olmadı abi. 20 dakika oldu abi. He? Ne kadar? Bir saat 20 dakika. Oo. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bak size çalışarak. Bak çize 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 çize. Öyle langurtun gelmedi. Size değer veriyorum onun için. Sizi seviyorum. Hakikaten seviyorum. Böyle pat diye açarım. Tombalı açar gibi. Tart bakar gibi. Ha bu çıktı. Bazı mani muhalaka vardır ki yani böyle mani olmayan şeyler manalarla diyor. Bak o çıktı. Ondan sonra değil yani. Hakikaten değer veriyorum. Birbirinize de değer verin. Annenizin kıymetini bilin. Babanızın kıymetini bilin. Allah'ın verdiği nimetleri fark edin. Farkındalığa gelin. Farkı fark eden furkanlaşır. Farkı fark eden furkanlaşır. Şakir olur. Şakirt olur. Kur'an talebesi olur. Hayatından lezzet alır. Hayatın olumsuzluklarına odaklanmayın. Hayatın daha inan çok daha değişik şeyi var. Ben bak benden şey yapın. Genç olduğunuz için söylüyorum örnek olsun. Bak benden biraz örnek alın. Ben hayatımdan lezzet alıyorum. Keyif alıyorum. Bu gürültüler bile bana şey geliyor. Melodi gibi geliyor. Zaten melodi ya. Çünkü kafir bile, kafirlik bile lazım. İnananlardan alın. Vah Allah lanet etsin sana diyenlerden değilim. Çünkü ne? Tercih eden Allah'ımdır. Bana haşa bu sistemi bana verse ne yapardım? Hiçbir şey yapmazdım. Yerine koyardım. Allah böyle yapmışsa böyle olması lazım. Hiç dokunmayın. Yalnız şükredin ki size Ebu Cehil'lik aktörlüğü vermemiş. Vermemiş yani. Bak sana nurculuğu vermiş. Tamam. Ne vermişse en iyi yapmış. Ona güven. O en iyi yapar. Sana fazla yapar da ama az da yapmaz. Senin Allah'ının farkında ol. Allah'ının farkında olmak lazım. Allah'ımızın kıymetini bilmek lazım. Allah'ın kıymetini bilmek lazım. Allah'ın varlığının farkındalığında olmak lazım. Bugün insanlar buhran geçiriyorsa nankörlüklerindendir. Var olan nimetleri değil, hep akılları, zihinleri yoka odaklanmış. O yok, o yok. Ya bir odaklansa vara, o zaman varlık hakikatin kışaf edecek buna. Hep yoka odaklandığı için psikolojileri de yok. Yok. İyilik de yok. Hep yok. Psikolojisi de yok. Çünkü akıl ne düşünüyorsa olsunuz. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. Uzattığım için özür diliyorum. El Fatiha.